Sayın Recep Tayyip Erdoğan ikinci turu da kazanarak tekrar ülkenin Cumhurbaşkanı olma hakkını elde etti. 5 yıl kadar daha ülkeyi yönetecek. Birinci turda da Cumhur İttifakı meclisin çoğunluğunu ele geçirmişti. Böylece eski tas eski hamam bir dünyaya dönmüş durumdayız. Siyasi bir video yapmayacağım. Sadece Kılıçdaroğlu konusunda stop loss yani zarar kese olduğumu söylemek isterim. Çünkü 12 seçim kaybeden birisine ben bir daha oy vermem onun dışında siyaset konuşmayacağım ekonominin geleceğine bakacağız. Dün Sayın Erdoğan kazandığı belli olduktan sonra yaptığı ilk konuşmasında şimdi hedef İstanbul dedi. Ben siyasette sembollere inanırım ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihlerini seçerken İstanbul'un fethinin bir gün öncesine getirmesinin tesadüf olmadığına adım gibi eminim. Nitekim dün de çıktığı otobüsün üstünde ilk söylediği şey Şimdi sıra İstanbul'da dedi. Bunu birkaç kez vurguladı. Üsküdar'da dedi, İstanbul'da dedi, İstanbul'u geri alacağız dedi. Yaşı itibariyle bu muhtemelen onun son cumhurbaşkanlığı seçimiydi kazandığı. Ama önünde bir yerel seçim meselesi var kazanmak istediği. Ve mutlaka işte Ayasofya açılışı gibi çok sembolik olayları bir yere koyduğunuz zaman İstanbul'u almak istiyor. Ama İstanbul'u alması çok kolay değil. Çünkü bu ekonomik buhrandan en çok etkilenen yer İstanbul. Ve zaten son yerel seçimlere baktığımızda daha evvel AKP'nin kazandığı, Üsküdar, Beyoğlu, Eyüp gibi belediyelerde üstünlüğünü kaybettiğini görüyoruz. Tabii burada Millet İttifakı'nın blok oyunu koruyabileceği varsayımıyla konuşuyorum. O da ayrı bir tartışma konusu ama dediğim gibi siyaset konuşmayacağım. Bu durumda Sayın Erdoğan'ın ne yapması gerekiyor? İstanbul'lunun kalbini yeniden kazanması gerekiyor. Bu için de mutlaka ekonomi tarafında çözümler getirmesi lazım. Çünkü İstanbul'da ekonomik kriz daha sert hissediliyor. Burada koşullar çok daha ağır. Anadolu insanı daha az giderle yaşıyor. Okullar daha ucuz. Pek çok insan kendi evinin sahibi. Ailede birilerinin bağ bahçesi, tarlası var. Oradan bir şeyler gelebiliyor. Ama biz büyük kentler özellikle İstanbullular ekonomik krizi çok daha sert hissediyoruz. Bu durumda Sayın Erdoğan'ın ne yapması lazım dediğim gibi ekonomi tarafını rahatlatacak. Peki neler yapabilir? Elinde ne gibi çözüm paketleri var? Birincisi Mehmet Şimşek herhalde ekonomi başına geçecek. Birinci tur seçimleri sonrasında yaptığım şu videomda bunu öngörmüştüm. Bununla ilgili emareler kuvvetleniyor. Dün Ankara'dan gelen bazı dedikodular var. Bazı başka ekonomistler de paylaştılar gördüm. Sayın Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcısı rolüyle hükümete katılacağı yönünde. Ben bunu bekliyorum. Niye? Çünkü şu anda ülkenin finansal piyasaları bir rahatlatması, güven vermesi gerekiyor. Son 2-3 yıldır maalesef finansal piyasaları çok korkutan, çok günü birlik ekonomik kararlar alındı. Mesela swap hatlarının kesilmesi gibi. Bunların telafi edilmesi gerekiyor ve bir süre ülkenin daha makul, ortodoks ismi verilen ekonomik politikalara doğru döndüğünün işaretlerinin sunulması lazım. Bunu son bakanımız Nebati yapamaz. Uluslararası saygınız sıfır onun. Mehmet Şimşek bu konuda iyi bir adres. Ve Mehmet Şimşek dün seçimden hemen sonra Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Dubai'ye taşındınız mı dedikoduları konusunda haribim Ankara'da ama sık sık seyahat ediyorum dedi. Yani bir sürü mesajı da verdi. Burada tabii Mehmet Şimşek işin başına geçer geçmez ekonomi bir anda düzelecek. Bir anda ortodoks politikalar hemen döneceğiz. Faizler hemen yükselmeye başlayacak. Bunları beklemeyin. Ama onun varlığı bile orada piyasaları bir miktar rahatlatacak ve Türkiye'ye yeniden bakılmasını sağlayacaktır. Mehmet Şimşek ekonominin başına geçtikten sonraki ilk 2-3 ay içerisinde biraz daha makul ekonomik politikada izlenmeye başladı görülürse, mesela en azından faiz düşüşleri bir durdurulursa, ki biliyorum pek çoğunuz buna itiraz edecek ama Recep Tayyip Erdoğan şu anda İstanbul seçimlerini kazanmayı istiyor. Genel seçim zaten kazandı. Kafası rahat. Kendi seçimlerini anlatabileceği çok hikayesi var. Orada bir derdi yok. İstanbul'u kazanmak için ise paraya ihtiyaç var. Hazine tam takır. bu durumda da bir Merilinç kökenli Mehmet Şimşek'in politikalarına acayip çok itiraz etmeyecektir. Sessiz sedasız bizi yeni bir ekonomik politikaya ikna edeceklerdir. Mehmet Şimşek bu durumda ne yapacak? Önce bir gelecek içerideki bürokrat kalitesini bir değiştirecek. Merkez Bankası Başkanı değişeceğini tahmin ediyorum. Hazinenin bütün yönetim ekibi değişecektir diye düşünüyorum. Liyakat sahibi insanlar getirilecek buraya. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın kafası gayet rahat. 5 yıllık bir iktidar kazanmış durumda. Düzeltebilirse ekonomiyi ondan sonrası için de AK Parti'nin başta kalabileceğini düşünüyor. O yüzden bir sıkıntıları yok. Zamanları var ve kendi taraftarlarını ikna becerisine kadar güçlü olduğunu gördük. Bu kadar çok ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde yine iktidara gelebiliyorlar. Bu nedenle Mehmet Şimşek biraz zamana yayarak sakin sakin bir önce kadroları değiştirecek, sonra bazı temel politikaları iyileştirmeye başlayacak, sonra da yatırım turlarına çıkacak. Şimdi burada bazı arkadaşlar diyecek ya Avrupa adaletin olmadığı yere yatırım yapar mı? Avrupa tek adam hükümetin olduğu yere yatırım yapar mı? Yapar arkadaşlar. Çin'e yatırım yaptılar zamanında da buraya da yaparlar. Mühim olan alacağı güvencelerdir. Uzun vadeli böyle fabrika üretim yatırımları beklemem şu anda. Onun için bekle gör devam eder. Ama 2-3 ay içerisinde Türkiye'de bazı normalleşmeler varsa kısa vadeli sermaye ülkeye girmeye başlar. Hem batı sermayesi girer hem de zaten uzun zamandır ülke ayakta tutan körfez ülkeleri sermayesi daha da güçlene girer. Çünkü Türkiye her şeye rağmen borçlarını ödeyen bir ülkedir ve Türkiye her şeye rağmen ekonomik potansiyeli yüksek olan bir ülkedir. Bu potansiyel biraz değerlendirilse Türkiye'nin bu paraları bulmasına sıkıntı olmaz. Ben bu nedenle ezberci ekonomistlerin dediğinin tersine Türkiye'ye önümüzdeki bir yıl boyunca ekonomik olarak ciddi bir rahatlamanın beklediğini görüyorum. Bakın iyi anlamanızı istiyorum. Kısa vadeli bir şey bu. Uzun vadeli problemleri çözmek konusunda zor bir süreçteyiz. Çok fazla radikal kararın alınması lazım. Ve hükümetin içerisinde yer alan ve ekonomik politikalar epey radikal olan Yeni Refah Partisi gibi bazı unsurlarında böyle büyük bir rasyonelleşmeye izin vermeyeceğini düşünüyorum. Ama bir şekilde İstanbul'u alana kadar ülkeyi rahatlatacaklar. Ben kısa vadede ülkeye epey bir nakitin gireceğini düşünüyorum. Bunun dışında hazine kağıtlarına talep gösterecekler. Çok yüksek faiz veriyoruz. Ve o yüksek faizin arkasında durup paraya geri ödeyeceğimiz bilinirse yabancı para gelecektir. Para gelince hazine biraz rahatlayacaktır. Ayrıca hazinenin şu andaki bu sıkışıklığı hiç dolar kalmamasının temel sebebi dolar fiyatıyla olan mücadeleydi. Bu siyasi bir meseleydi. Onu da yavaş yavaş istim bırakacaklar. Yani dolar daha gerçekçi fiyata doğru yürüyecek. Zaten yürüyor. Şu anda bakıyorum 20 bin üzerine geldi. Ben 24-25 binler civarında gerçekçi fiyatı oluşunu düşünüyorum. Onu oraya doğru bir salıyor olacaklar. İracatçının önü açılacak. Turizm sezonu başlıyor. Yani kasaya para girecek. Ülkeler öyle kolay kolay iflas etmezler. Türkiye'de iflas etmez. Türkiye varlıkları hala zengin bir ülke. Sadece süper garip ekonomik politikalar uyguladığımız için kendimizi sıkıştırıyorduk. Bunları normale döndüreceğiz. Bunların yanı sıra bir de yeni hikaye gerekiyor. İstanbul hikayesi gerekiyor özellikle de. Burada İstanbul kanalı projesinin tekrar coşturulacağını tahmin ediyorum. O proje doğrudur, yanlıştır. Beni hem jeopolitik olarak aşar hem coğrafi olarak aşar. Ben sadece cahil bilgimle bu kadar yoğunluğu olan bir şehre bir dev inşaatın daha gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bunun doğaya da etkilerinin beklenen ötesinde olabileceğini tahmin ediyorum ama Boş benim benim görüşlerimi. Bence o iş başlayacak. Oraya kazmaları vuracaklar. Bu hem seçmene güç konusunda yeni bir hikaye yaratacak. Hem de yeni aslında rant alanları yaratacak. Çünkü hala Türkiye, İstanbul özellikle Araplar için çok arzu nesnesi bir şehir. Bu arzu nesnesi şehirde dev alanda dev gayrimenkul projeleri geliştirecek ve orada da Arap sermayesi akacağını ben eminim. Bu nedenle hem parasal olarak hem de seçmene anlatacak hikaye olarak İstanbul kanalı projesinin hemen coşturulacağını tahmin ediyorum. Bütün bunların belli finansal ürünler üzerindeki etkisi ne olacaktır? Doların yükseleceğini tahmin ediyoruz tabii. 25 milyon doğru yükselecektir. Gram altında ons altından bağımsız olarak biraz fazla yüksekti. Onda bir takım geri çekilmeler bekliyorum. Birkaç ay içerisinde çünkü insanlar hala tedirginler bankadaki parama el konur mu gibi sorular çok alıyorum. Bunun olmadığını, ekonominin eski tas eski hamama döndüğünü ve dünyadaki finansal liderlerden Türkiye hakkında olumlu açıklamalar geldikçe kafalarını rahatlayacağını tahmin ediyorum. Ve insanların altınlarını satıp tekrar paraya, nakite veya diğer yaratım araçlarına döneceğine inanıyorum. Önümüzdeki dönem bu çerçevede rahatlamanın olacağı bir dönem. Politikalar biraz daha rasyonelleşeceği için enflasyonda da bir miktar düşüş bekliyorum. Faizler yükseleceği için gayrimenkul fiyatlarında bir düşüş bekliyorum. O tabii biraz yurt dışından gelen taleple dengilenebilir dengelenebilir ama yine de düşüş bekliyorum. Ve bir süre iç ekonomide biraz durgunluk olacağını tahmin ediyorum. Bu daha rasyonel politikalardan dolayı ihracatın ve turizmin coşturulacağını ve buralardan gelen dövizleri bir süre sonra Hazine'nin biraz daha normal rakamlar raporlamaya başlayacağını tahmin ediyorum. İktidara gelinmesinin 5. 6. ayında ise seçimlere iyice yaklaşırken tekrar daha popülist ekonomilere doğru dönülecek ve insanlar seçime girerken daha rahat bir ekonomiyle İstanbul kanalı hayalleriyle yani onunla ilgili eminim çok hayal satacaklardır seçime girileceğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum bunlar uzun vadede Türkiye'nin bir refah ülkesi haline geleceğini düşünmüyor. Ama uzun zamandır insanların çok korktuğu ekonomik kısa vadeli faciayı yaşamayacağımızı tahmin ediyorum. Çünkü İstanbul'un yeniden fethedilmesi gerekiyor. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen siyasi yorum yapmayın. Tamamen ekonomiden bakmaya çalışıyoruz meseleye. Bir muhalif olduğumu da unutmayın. Ama ben gördüğümü söylemekle mükellefim. Düşündüklerimi söylemekle mükellefim. Önümüzdeki günler Türkiye için kısa vadede daha rahat günler olacak. Sevgiyle kalın hoşça görüşmek üzere.